Galatasaraylı'yı kapatıyorum artık. AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Starbucks'ta Filistin için oturma eylemi yaptı. Ancak keşke kovsalarmış. Bir şey aldınız mı da oturuyorsunuz kardeşim? Ancak 7 Ekim'den bugüne kadar Türkiye'den İsrail'e 253 ticari yük gemisi gittiği paylaşılmıştı. Cumhuriyetine ben okuyordum. ki arasında AK Parti milletvekilleri de var gemisi gidenlerden. Bir de adam şeyinde Twitter'ında paylaşım yapmış. Kahrol İsrail. İşte yıkıl enkazını göreyim falan e, gemi gönderme de yıkılsın. Yani sen adama şey sağlayıp destek sağ destek değil ticaret yapıyorsun da yani eğer burada bir Starbucks'taki kahveden dahi e, bir protesto çıkmasını diliyorsan ki dileyebilirsin. Tüketici olan sensin. Eylem de yapabilirsin, kullanmayabilirsin, boykot edebilirsin. O senin bileceğin iş. Ama hani boykot edeceğini söyleyip sosyal medyadan bununla alakalı paylaşım yapıp İsrail o ürünleri sen sağlarsan bunun pek bir inandırıcılığı kalmaz. Yani tutarlı değil çünkü. Ya onun dışında millet ben boykot edeceğim. edebilir tüketici adam kendi bileceği iş yani ben ilgilendirmiyor. <laughs> Bununla ilgili şu ana kadar hiçbir eylem yapılmadı demiş. Şöyle bir mesele varmış. Şaymegen şu kolları olarak Primal AVM'de bulunan Starbucks'ın içindeyiz. Binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin vahşice katledildiği İsrail saldırılarında İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'ı dinliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Evet bu arada Avusturya'da mesela liman basıp <laughs> İsrail'e silah gönderen gemi falan durdurulmuş. Ee... İyi yayınlar iyi yayınlar abi hoş geldin. İyi yayınlar, iyi seyirler sana da. Togu niye protesto etmiyorlar? Togu niye protesto etsinler üstadım, sevgili canım bir tanem. Orada olsam gidip yanlarında bir kahve içerdim. Ne sarardı ama demiş. Yani abi yine hiç şaşırmadım. Bu konuyla alakalı hiçbir şey demedim ben fark ettiyseniz. Oturup sadece izledim biraz sosyal medyada neler oluyor, ne yapacaklar falan diye. İş şeye döndü. Gariptir ki yani ve o kadar alakasız ki muhafazakar seküler kavgası. Emre Hoca diyor ya yani bizim ülkede gerçekten ortaya bir konu at ve bırak millet ikiye bölünsün diye. Hani ne atarsan at ortaya ikiye bölünüyor. Yine bir şekilde ikiye bölünme başarıldı. İşte kimi gidiyor milletin kahvesini alıyor falan onları yere atıyor. Öteki gidiyor aha Kudurun Starbucks'tan şey aldım diyor. Kahve aldım diyor 10 tane Starbucks kahvesi fotoğrafı paylaşıyor yani <laughs> garip <laughs> şey yani düzen. Sting teşekkür ederim Aleyhine aleyküm selam hoş geldin abi. Böyle Merhaba bir mesele abi. yapılmış. Starbucks olayıyla alakalı bir iddia da oluşuyor. Ama ne kadar doğru bilemedim. İddiaya göre Starbucks boykotunun sebeplerinden bir tanesi AKP yakın birinin bir kahve zinciri açmasıymış demiş. Orası daha önceden de vardı. Yeni açılmadı. Bayağıdır var o. Senelerdir var o kahveci. Ama tabii ki bu boykotlar neticesinde başka markaları kullanmayı bırakan insanları kendilerine çekip oradan kazanılacak parayı transfer etmek isteyeceklerdir. Ya yani bunu her grup ister. İşte Starbucks'tan kaysın sallıyorum espresso lebe gelsin. Allah Allah niye espresso'nun örneğini verdim acaba? İşte ya da ne bileyim araba markası var. Araba markası protesto edesin. Şu arabadan alınsın falan. istenecektir ya. Yani. Ya zaten bu kitle oradan kahve içmiyordu ki. Yok ya Yok bu kitle dediğin adamlar ülkenin yarısından fazlası. Yani içmemesi imkansız aslında baktığı zaman da. Yani şey değil çünkü 10 bin kişilik bir grup falan değil. <laughs> Gez, Gezi olaylarında o AKP'ye akın kahve markası bayağı dezenformasyon yapmıştı. Abi hiç hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun 10 yıl öncesini ya? Gerçi yaşım büyüktür belki. Dışarıdan kahve içecek kadar keriz değilim. Evde en güzelini yapıyorum. ve ya dışarıdan da içilir de evde kahve makinesini durumunuz varsa yani öğrenci falan değilseniz kesinlikle öneririm arkadaşlar. Ee, ben de çok kahve tüketen birisiyim. Ee, ben hep dışarıdan söylüyordum. Şimdi kahve makinesi alıp evde direkt çekirdeğin çekip falan işte kendi kahvemi yapmaya başladım. Hem daha lezzetli hem de yani herhalde bir ne kadar daha ucuza denk gelir ya. ya önceden ödediğimin %20'sini falan ödüyorum herhalde yani. %20 25 Ucuz da baya. Ha makine bir pahalı. Evet makine ilk başta bir para vermeniz gerekiyor yüklü bir para. Ama dediğim gibi o süreç içinde düzenli kahve içen biriyseniz o kendini şey yapıyor yani. <laughs> çıkarıyor. Uzun sürede çıkarıyor ama dediğim gibi. Zaten düzenli içen adam her gün içtiği için o şey makinenin parası çıkıyor bir yerden sonra üçü bir arada e, o kahve değil. Üçü bir arada dediğin şey değil mi? Kahve değildir. Kahvemsi bir şey, kahvemsi bir içecek gibi. <laughs> kahve kokulu şeker şekerli su gerçekten kahve kokulu şekerli su. <laughs> ne içiyorum ben? Türk kahvesi içerim. Makine de yaptığım zaman işte americano içiyorum. Ben kahve su ya o kadar başka bir şey katılmasını çok sevmiyorum ben. Kahve su. Kahve su. Ve türevleri onun. Dın 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 hangi makine? Jahodakin'den ya. Neydi? Philips miydi? Gidip içeriye bakamayacağım. Bim kahvesi imparator. İşte kahve değil. de katılıyorum 4-5 bin lira alacağınız bir espresso makinası da işinizi görür. Maddi durumunuz çok iyi değilse demiş bir kardeşimiz de desteklemiş bizi. O da İsrail markası mı? Vallahi hiç bilmiyorum nerenin markası ya. Ya Starbucks burada şey, hedef. Çünkü neden siz İsrail'i protesto İsrail'i tamamen protesto etmeye kalksanız hayatınızı yaşayamazsınız. Yani bir çok markada İsrail ortaklığı var. İsraillilerin ortaklığı var. İsrailli şirketlerin ortaklığı var. Onun yoksa zaten Amerikan'ın var. Ya her yerin içinde. O yüzden hani siz gerçekten tutarlı bir şekilde ben hepsini protesto edeceğim ulan bunların dediğin zaman hayatını devam ettirememen noktasını geliyorsun bugünkü işte modern şehir hayatının içinde. belli hedefler oluyor o yüzden. işte kimisi yaptığı açıklamayla dikkat çekiyor, kimisi duruşuyla dikkat çekiyor. Kimisi yurt dışında işte verdiği destekle dikkat çekiyor. Göze kestiriliyor. E bu, ondan sonra bunun için söylemiyorum diğer markalar için de. İşte bazıları bazılarının işine geliyor protesto edilmesi. Daha da üstüne gidilince olaylar daha da büyüyor. Böyle garip bir hal alıyor yani. Ha şeyi söyleyeyim. Protesto edebilirsin. İnsanların kendi hakkıdır. Ya da boykot en doğal haktır. İstedikleri gibi edebilirler. Ama hani öyle gidip de millet kahve içerken alırım kahveni, atarım yerlere falan filan eşeklik yapmayın. Hadsiz köpek sen kimsin de milletin mülküne el koyunca da alacaksın? Zımbo parasını sen mi verdin? Yani bak buna çok tilt oluyorum. Eyvallah içme, protesto et, git istiyorsan önüne park ata, kartaç böyle içmeyin bundan de. Senin hakkın. Kafana göre senin bileceğin ama sen oraya gidip parasını verip hizmet alan insana işte rahatsızlık verirsen alırım kahveni atarım alırım işte içirtmem falan filan bu vandallıktır ee, adiliktir o kadar da değil. Ondan sonra biri gelip sana vurunca da benim masada oturuyorum kahvemi alacak yere atacak ananı sikerim senin orada çok özür dileyerek söylüyorum. Ondan sonra dayağı yiyince bize saldırıyorlar falan. Olma yani. <laughs> Elemanın biri Starbucks'a fare diye hamster salmış. Ona da para vermiş. Manyak bunlar. Ne? Kaspa abi ya zaten şey ben sordurdum haklarında soruşturma açılmış. Başkasının malına zarar verdikleri için. Ne çıkar hak yani sonuç olarak bilmiyoruz ama haklarında soruşturma açık şu an. Bir süreç ilerleyecek yani o kahve döken. Ben videoyu izlemedim. Ben haberi gördüm sadece. ona sonra sordum nedir bu diyerek. haklarında soruşturma açıldığı söylendi. Bu ne? İstanbul'da bir vatandaş Ezerfen Havalimanı'na iniş yapmak için irtifa düşüren uçak ile yol verme kavgasına girip o anları cep telefonuna kamerasıyla kaydetti. Lan çarpışacağız lan gerizekalı. Oo. Vay senin geçmişin <laughs> lan oğlum mal mı lan bu? Bu <laughs> malı. <laughs> Harbiden uçakla yol verme kavgası ya. <laughs> oğlum yol adamın lan. Yüksekler uç. Doğru yol adamın. Eğitim uçuşu falandır belki ya. Vay Pilot <laughs> <laughs> hatalı diye düşünüyorum ya bu kadar alçak inmeyi ver hocam ama şeydir. Haberde de yazmış zaten ya yani bir sıkıntı bir problem vardır o yüzden böyle inmek durumunda kalmıştır da <gülüyor> <gülüyor> Abi haklı yani <laughs> Allah muhafaza az hızlı gelse görmese geçmiş olsun den, 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 den. Ha, Bilin bakalım o pilot kim Aynen öyle